Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda dinde reform olur mu? Bunu değerlendirmeye çalışacağız. Malum Hristiyanlık dini zamanla asliyetinden uzaklaşmış ve daha çok kilisenin önde gelen kişileri tarafından farklı bir mecraya sürüklenmiş. Bunun neticesinde gerçek din bir derece unutulmuş. Ve Avrupa'da dinde reform hareketleri başlatılmış. Alman Luther gibi daha bir takım kişiler kilisenin o günkü bazı yanlışlarına savaş açmışlar ve bunun neticesinde dinde bir reform gerçekleştirilmiş. Diğerleri yine belki eski yoluyla devam ediyor, eski şekliyle devam ediyor ama Hristiyanlığın içinde yeni yeni mezhepler çıkıyor. Böylece bazıları meseleleri daha farklı bir şekilde değerlendiriyor. Bizde de bazıları İslamiyet'te de benzeri bir reform olsun, dine yeni bir şekil verelim, dini günümüz şartlarına uyduralım, böyle bir telaş içine zaman zaman girmişler. Eğer İslamiyet'te de zamanla karışmış hurafeler varsa gerçekten bir reform gerekir. Ve bunların dinden ayıklanması, dinin asli hüviyetine çevrilmesi gerekir. Ama elhamdülillah İslam dini 14 asırdan bu yana kaynaklarıyla bir şey değişmemiştir. Yani Kur'an-ı Kerim neyse odur, Peygamberimizin hadisleri neyse odur. Bu noktada bize düşen bunları anlamaya çalışmak ve uygulamaya çalışmaktır. Ama zamanla kültürümüzde belki, kültürümüzde bazı değişiklikler olabiliyor. Bir takım bidatlar İslami olmadığı halde, dinde yeri olmadığı halde sanki dindenmiş gibi, dinin bir parçasıymış gibi telakki edilebiliyor. Meşhur misaliyle anlatacak olursak, mesela İslamiyet'te türbe ziyareti, kabir ziyareti vardır. Ama orada yatan zat diyelim mübarek bir zatsa, orada bulunan ağaçlara bez bağlamak, o türbenin yanında, kabrin yanında mum yakmak, bunların dinle bir alakası yoktur. İslam dini bu noktada herhangi bir şey getirmemiştir, böyle yapın dememiştir. Elbette bu gibi dine sonradan giren şeylerin ayıklanması lazım. Bu da dinde reform değil, dinin hurafelerden kurtarılması anlamına gelir. Ve bu bütün zamanlarda yapılmaya çalışılmıştır ve yapılmalıdır da. Ama dinin zaten zaruri olan meselelerinde bir yenilik yapmaya çalışmak, yani diyelim günde 5 vakit namaz kılınıyor, bir reform yapıp da haftada bir sadece cuma günü namaz kılalım, böyle bir reform olamaz. Veya diyelim hicri takvimden dolayı Ramazan ayı her sene 11 gün önce geliyor, bütün seneyi bu şekilde devrediyor. Yazın oruç tutmak da zor olabiliyor, özellikle bazı ağır işlerde çalışanlar için. Dinde bir reform yapalım da bunu kış ayında, diyelim Ekim ayında sabitleyelim. Her sene Kasım, Ekim ayında bu şekilde orucumuzu tutalım. Böyle bir reform yapılamaz. Böyle bir reform teklif edilemez. Çünkü din tamamlanmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 100.000'den fazla sahabiye yapmış olduğu veda haccında, orada yapmış olduğu konuşmada dinin tamamlandığını ilan ediyor. Cenab-ı Hak zaten bunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bugün dininizi kemale erdirdim. Ve artık din tamamlanmıştır. Din kemalini bulmuştur. Buna yeni ilaveler yapmak veya onda var olan bazı şeyleri çıkarmak, bu uygun değildir. Dine hem yeni ilave yapmak, dinde bunun yeri yoktur, hem de dinde var olan bir takım şeyleri çıkarmaya çalışmak, dinde bunun da yeri yoktur. Din gerçekte neyse o şekilde bilinmeli ve ona göre alınmalı, algılanmalı ve yaşanmalıdır. İşte dine sonradan sokulmaya çalışan bazı bidatlar olmuştur. Dinin bunlardan tecrit edilmesi, temizlenmesi lazım. Bütün bunların yanında meselenin belki başka bir boyutu şu. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah-u Teala her yüzyılda bir bu dini tecdit edecek kimseler gönderir. Bu sahih kitaplarımızda da, sahih hadis kitaplarında geçmektedir. Buradaki müceddit acaba reformist midir? Dine yeni bir şekil mi verecektir? Haşa. Gelen müceddit dinin özüne, asıl hüviyetine dokunmadan
doğrudan doğruya dine sonradan karışmış şeyleri tecrit etmeye çalışacaktır. Dini asli hüviyetiyle muhafaza etmeye çalışacaktır. Mesela İmam Gazali Hüccetül İslam'dır. İslam'ın delili olan bir insandır. Ve kendisi yaşamış olduğu dönemde dine bir takım zararlar verecek akımlar vardı. Felsefi hareketler İslam dünyasında bayağı etkili olmaya başlamıştı. İmam Gazali önce bunları bir tahlil etti. Makasıdül Felasife adıyla filozofların maksatlarını ele alan bir kitap yazdı. Ardından da Tehafutül Felasife, filozofların tutarsızlıklarını ortaya koyan başka bir kitap yazdı. Ve böylece İslam alemi felsefenin tasallutundan kurtulmuş oldu. Felsefi bir takım zararlı fikirlerden kurtulmuş oldu. Ve İmam Gazali bu noktada gerçekten bir tecdit görevini, dini yenileme görevini ifa etti ve başarılı oldu. İmam Gazali'den bu zamana belki bir 700 yıl, 800 yıl geçmiştir ve İmam Gazali'nin fikirleri hala günümüzde de konuşulmakta ve eserlerinden istifade edilmektedir. Belki bir başkası Mevlana Celaleddin Rumi, müceddit veya müceddidler yolunda giden çok değerli bir İslam alimi. Mevlana İslami meseleleri temsillerle anlatmak, hikayelerle, olaylarla anlatmak böyle bir tecdit yaptı ve yazmış olduğu mesnevi günümüzde de yine okunuyor, istifade ediliyor. İmam-ı Rabbani bir başka müceddit olarak genelde kabul edilir. İmam-ı Rabbani de günümüz Hindistan'ında, Pakistan o bölgede çok büyük İslam hizmetlere vesile oldu ve yazdığı mektuplarla insanları irşat etti, kitaplarıyla irşat etti ve İmam-ı Rabbani'nin mektubatı günümüzde de nice insan tarafından okunmakta ve istifade edilmekte. Bu şekilde baktığımızda evet, dinde tecdit de vardır, dinde mücedditler vardır ama bunlar reformist değildir. Bunlar dine yeni bir ilavede bulunmazlar. Dini asli hüviyetiyle ortaya koymaya çalışırlar. Yani dini bir elmasa benzetelim. O elmasın üzerinde bir takım paslar meydana gelmişse müceddit durumda olan insanlar o pası silip gerçek parlaklığını ortaya koymaya çalışırlar. Veya dinde zamanla unutulmuş olan bazı şeyler varsa onları tekrar ortaya koymaya çalışırlar. Mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bizim nesilde genelde hatırlar. Eskiden böyle ayrılırken selam vermek pek bilinmezdi. Hatta bir yere varıldığında selam vermek o kadar yaygın değildi. Ama elhamdülillah ülkemizde İslami faaliyetlerin daha böyle şuurlu bir şekilde yapılmasıyla insanımız selam vermeyi öğrendi. Doğrudan selam Peygamberimizin sünnetidir ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam "Efşus selame beynekum" buyuruyor. Aranızda selamı yayın. Ve selam yaygınlaştı. Ve artık insanlar birbirleriyle görüştüklerinde söze selamla başlıyorlar. Esselam gablel kelam denilir. Yani önce selam, sonra kelam. Ve ayrılırken de selam vermek. Ayrılırken de oradaki insanlara Allah'ın selamı üzerinize olsun bu anlamda dua etmek çok güzel bir şey. Ve Peygamberimizin uygulamasında var. İşte bakın bu sünnet günümüzde tekrar ihya edildi. Tekrar bunun farkına varıldı. Ve artık günümüz insanı, hassasiyeti olan Müslümanları bunu uygulamaya çalışıyorlar. Bu anlamda dinin unutulmuş olan bazı meselelerini gündeme getirmek, hayatta bunların uygulanmasını sağlamak bu güzel bir şeydir. Ama dini kendi kafamıza göre şekillendirmeye çalışmak, bence bu böyle olmalı deyip farklı bir şekil vermeye çalışmak bu uygun değil. Nasreddin Hoca'nın şöyle bir fıkrası anlatılır ya, Nasreddin Hoca leyleği görmüş, demiş ya bu nasıl kuş? Leyleği yakalıyor, eline makası alıyor, gagasından kesiyor bir miktar, bacaklarından kesiyor. Ardından da diyor ki işte şimdi kuşa benzedin. Bu latife yolla anlatılan bir şeydir. Bazıları dini adeta kuşa çevirmek istiyor. Biraz oradan kesmek, biraz buradan kesmek, kendi keyiflerine göre bir din meydana getirmek istiyorlar. Halbuki din şahısların keyfine bırakılmamıştır. Din gerçekte neyse odur. İnsanlara düşen o dini gerçekte olduğu şekilde anlamaya çalışmak, uygulamaya çalışmaktır. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizi muvaffak eylesin. Bir başka programda görüşmek ümidiyle hayırlı günler diliyorum.